Uzun bir aradan sonra geldim ve konumuz göreceğiniz üzere uşak. Bu da demek oluyor ki çok konuşacağım. Yani beni bıraksanız uşak hakkında sabaha kadar konuşabilirim. Ama kısa kesmeye çalışacağım ne kadar yapabilirsem. Çünkü bu konuda çok yetenekli değilim bir şeyleri kısa kesme konusunda. Neyse, bu nereden aklıma geldi? Birincisi az önce YouTube videoma biri yorum yapmış. Nerede yaşıyorsun? Hani Uşak naif bir şehir, içinden geçiyordun falan. What? Uşak ve naiflik. Çok bağdaştıramadım açıkçası. Sonra düşündüm dedim yani şu an beni takip edenler biliyordur. Ben atama beklediğim için şehir araştırıyorum. Yani ben atanamasam da bu şehirden gitmek istediğim için sürekli bir şehir araştırması içindeyim işte. Ben de düşündüm ki yani insanlar Uşak'ı da araştırıyor olabilir. O yüzden Uşak hakkında biraz size bilgi vereyim. Gerek hani üniversite hayatı olsun, gerek atama olsun, gerek şehir değişikliği yapmak isteyenler için biraz size Uşak'tan bahsedeceğim. Nereden başlayayım? Şimdi öncelikle şu. Üniversite öğrencileri için konuşuyorum. Hani genelde yazanlar şu yüzden yazmış. Hani puanım tutsun, işte çok da kötü bir yer olmasın kafasıyla. Yani direkt ben Uşak istiyorum deyip de şak gelen yok. Ve genelde hep Kütahya, Afyon arasında kalmışlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben gerçekten Uşak'ı sevmeyen bir insanım. Ama ne güzel dövüyorum şehrimi. Şahsen Kütahya, Afyon, Uşak arasında kalsaydım kesinlikle tercih edeceğim şehir Uşak olurdu. Çünkü bir kere insanları biraz daha görgülü oraya göre, anladım. Mesela Kütahya daha büyük bir şehir Uşak'a, Afyon'a göre ama boş. Yani Kütahya'ya gitsen ne olur, gitmesen ne olur. Kütahyalılar beni linçliyorsa da linçlesin, ne yapayım. Uşak'ın insanları son böyle özellikle 5-6 senedir biraz daha böyle görüş olarak batıya yaklaşmaya başladı işte. Önceden ben hatırlıyorum çocukken şort giyenlere falan insanlar böyle bakarken yine hala bakanlar var. Yine bakanlar var ama biraz böyle sayısı azalmış durumda. Yani insanlar biraz daha insanların hayatına saygı duymayı öğrendi. Yani o yüzden Kütahya, Afyon, Uşak arasında kalırsanız Uşak'ı tercih edin. Bu arada ben size hani buraya gelin veya gelmeyin diyemem. Tabii zaten siz de kalkıp beni dinlemezsiniz ama ben size genel bir bilgi vereyim Uşak hakkında. Sizin kafanıza ne esiyorsa, ne tercih ediyorsunuz, yani ne istiyorsunuz işte sosyal aktivitesi fazla olan bir şehir istiyorsanız mesela burada işiniz yok. Ya da işte diğer şehirlere yakın olsun diyorsanız Uşak'ı tercih edebilirsiniz. Şu konuda avantajlı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz maalesef ki yapamaz. İnsanların yemek yemeye parası olmuyor genelde. Nasıl şehir şehir gezsin? Ama atama için buraya düşünüyorsanız, hafta sonu kaçamaklarını seviyorsanız, ben para biriktireyim, biriktirdiğim parayı tatillerde harcayayım diyorsanız Uşak biçilmiş kaftan bence sizin için. Çünkü Uşak'ta para harcayabileceğiniz bir etkinlik yok. Yani maksimum yapabileceğiniz şey bir kafeye gidip, bir mekana gidip oturmak, yemek, içmek olur. Ve bunu yapmazsan çok güzel para biriktirebilirsin. Yani para biriktirip de başka bir şehri gezmek istiyorsanız çok ideal. Çünkü hani çevresindeki illere çok yakın, çok merkezi bir konumda. Yani istediğiniz yere ulaşabilirsiniz Uşak'tan. Ben Uşak içinden çıkamam diyorsanız açıkçası sıkılabilirsiniz. Çünkü yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani Uşak'ı birisi gezmek istese ve tadını çıkara çıkara gezmek istese. Hani ben gittiğim yerde biraz vakit geçireyim işte gezeyim tamamen inceleyeyim derseniz 2 maksimum 3 gün sonra Uşak'la gezilecek yer biter. Nereye kalırsınız? Otoparktaki kafelere kalırsınız. Benden demesi. Başka ne söyleyebilirim bu konuda? Uşak açıkçası kafelerden ibaret. Kafeden başka hiçbir şey yok. Ama avantajı da şu. Tek sektör kafe olduğu için gerçekten her şey çok özenli. Ben mesela şu zamana kadar gezdiğim şehirlerde herhangi bir mekana gittiğimde ve herhangi bir yemek söylediğimde mesela tadı çok kötü gelebiliyor, anladın mı? Çok özensiz gelebiliyor. Ne bileyim işte kahvenin köpüğü dökülüyor vesaire, iyi bir yere gitsem dahi. Hani oranın meşhur bir kafesine gitsem dahi. Ama burada en vasat bir mekana gittiğinizde bile size çok özen gösteriyorlar. Hani getirdikleri kahveden bile anlıyorsunuz bunu. Çünkü tek seçeneğiniz bu. Onların da tek seçeneği sizsiniz yani. O yüzden çok özenliler. Mekanlar mesela diğer şehirlere göre biraz daha lüks, daha özenli. Özenli kardeşim, ne yapalım? Yapanlar yapıyor bu işi. Şimdi yapmayan mı diye. Ay, iyice Ege'liyim konuştum. Neyse dur. Düzgün konuşmaya çalışacağım. Bir de çok meşhur bir şeyimiz var.
Tahmin edin. Tahmin edin. Ama tahmin ettiğiniz şey değil. Siz kesin tarhana dediniz. Tamam, tarhanamız uf. Bak var ya, başka bir yerde tarhana yediyseniz ve Uşak'ta yemediyseniz ben tarhana yedim demeyin. Ben tarhanı sevmiyorum demeyin. Sevmeme imkanı yok bir insanın. Çok güzel. buraya gelirseniz de yiyemezsiniz. Söyleyin size, ben size yapıvereyim. Gerçekten çok güzel yaparım. Bak bak bak, böyle onun içine ekmeği doğrayacaksın. Böyle peyniri doğrayacaksın. Bir de böyle gece yiyeceksin. Uf. Çok güzel. Neyse, tarhana değil. Asıl meşhur şeylerimiz lalelerimiz. Laleli ışıklı yollarımız. Gerçekten. Buradan hani genelde başka bir şehre gitmek için geçiyorlar ya. Geçen her arkadaşım şehriniz ne kadar güzel. Bizim şehrimiz güzel değil. Bizim lalelerimiz güzel. Kaç sene oldu bilmiyorum. Baya doğal aslında ama bütün böyle şehri laleli aydınlatmalarla donattılar. Bilmiyorum, güzel oldu. Güzel göründü yani. Gerçi arada tasarruf etmek için ışıkları kapatıyorlar ama neyse. Muhalefet yapmayacağım buradan. Ne diyordum? Ha, bir de bakın size bir şey söyleyeceğim. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Şu Ege'li ağzımdan kurtulmam lazım artık. Söylüyorum, ben genelde kolay kolay birini beğenmem. Ama cidden Uşak'ın kızları çok güzel. Bak hani hep böyle şey vardır ya, İzmir'in kızları şöyle böyle. Halt etmişler. Gerçekten halt etmişler. Uşağa gelip görsünler. Oturun, Starbucks var bak. Tam böyle otoparkın ortasında. Geleni geçeni görürsünüz. İzleyin sadece. Böyle nasıl diyeyim biliyor musun? Kuğu gibi süzülüyor. Bütün kızlar. Aşırı güzeller ya. Hani canım canım hemcinslerim. Gerçekten çok kaliteliler. Yani ve şu. Aslında güzellikten ziyade hani yüz güzelliği, fizik güzelliği bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar senin güzellik algına göre değişir. Aslında bahsettiğim güzellik şu. Çok bakımlılar. Gerçekten çok bakımlılar. Hani saçları olsun, makyajları olsun, giydikleri kıyafetleri olsun. Gerçekten böyle şey diyorlar. Wow. Hani bizde mesela şey olur. İBF kantinleri falan çok övülür ya. İşte kızlar düğüne geliyormuş gibi geliyorlar falan. Yok yok, halt etmiş. Siz Uşak'la otoparka gelin. Gerçekten ben çok ciddi söylüyorum. Ve bunu sadece ben de söylemiyorum. Benim Uşak'la olmayıp da Uşak'ı ziyarete gelmiş arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da aynı şeyi söylüyor. Hani başka bir şehir Uşak bu konuda. Geldiğinizde inanın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hani dediğim gibi fiziksel ve yüz güzelliğinden bahsetmiyorum. Bunlar da çok fazla ama kızları çok bakımlı ve çok hani kendilerine çok dikkat eden tipler. O yüzden yani ben çok sırıtıyorum bazen. Çünkü ben genelde işte makyaj yapmam, saçımı özenmem, dışarı çıkarken hani elime ne geçerse giyerim ve böyle bir mekana gittiğimde açıkçası özgüvenim olmasa şey derdim. Benim burada ne işim var falan diyebilirdim. Allah'tan demiyorum. Ama mesela beni arkadaşlarım tanıyordur az çok. Şimdi başka şehirlerden örnek vermek isterim ama orada yani başka bir şehre gitmişimdir, bir hafta kalmışımdır. Bu çok doğru bir eleştiri olmaz. Şu an uzun süre Edirne'de yaşadığım için Edirne'yi de kıyaslıyorum. Şimdi ben Edirne'de pijamayla dışarı çıkan insandım yani, gidiyordum. Yaşam merkezi var orada mesela, Delta Park. Tam üniversitenin içinde bir yer. İşte kafeler var, market var vesaire. Benim yurdum da oradaydı ve ben işte pijamayla oraya gelip ekmek almaya falan gidiyordum. Ve hiç takmıyordum. Kimsenin umurunda değildi zaten. Kimse de dönüp bu niye böyle gelmiş demezdi ama yiyorsa Uşak'ta yap. Yapamam. Yapamam ya. Açık söyleyeyim. Tamam, eşofmanla falan dışarı çıkarım ama pijamayla da çıkamam. Eşofmanla bile bazen çıkamadığım oluyor açıkçası. Vallahi çok güzeller. Gelin bir görün. Ama kızlar üzgünüm. Hiç yakışıklı erkek yok. Gerçekten yok. Hani varsa da ben bilmem. Uşak'ta şöyle sayı vereceğim 3-5 kişi anca vardır. Ha, neden böyle emin konuşuyorum söyleyeyim. Çünkü Uşak'ta herkes birbirini tanıyor. Ben bu olayı seviyorum, anladın mı? Küçük şehirde büyüdüğüm için mi bilmiyorum ama şey geliyor yani bana. Cadı kadın. Gerçekten Uşak bir cadı kadın. Dedikodu kazanır. Kaynıyor böyle fokur fokur, sürekli bir olay. O kimle ne yapmış, kim neredeymiş, kimin ilik aşkı kimmiş, kimi kimle aldatmış. Her şeye hakimsiniz. Yani bilmiyorum, çok eğlenceli ya. Yani bana hiç dedikodu yapmıyorum falan demeyin. İnanmam çünkü herkes yapıyor.
Ya çok kötü oldum ha. Çok dedikoducu göründüm. Ama ne yapayım yani böyle. Herkes herkesin her şeyini biliyor maalesef. Dedikodu istiyorsan, kaos istiyorsan gel kardeşim. Hepsi uşakta. Gel. Otur şilaksa. Bak hiç tanımadığın bir insanın masasında git ne yapıyorsun, nasılsın de. 5 dakika sonra emin ol bir ortak düşmanınız, bir ortak eski sevgiliniz, işte bir ortak dostunuz çıkar. Ha mesela mekanlardan bahsedeyim. Hemen sizin ilgileneceğiniz şeyler, özellikle üniversiteli tayfaların ilgileneceği şeylere dönersek. Kulüp yok. Bar yok. Şaka şaka. Vardı böyle hani bir iki tane olanlar da böyle şey yani. Tek tercih. Tek tercih olduğu için herkes orada. Herkes olduğu için olay orada. Ama genelde açıkçası şeyler mi geliyor? Hani arkadaş gruplarından ziyade Uşak'ın yerli halkındaki böyle gösteriş yapmayı seven açıkçası zengin piçleri geliyor. Bunu da burada itiraf ediyorum. Uşak çünkü gerçekten çok zengin bir şehir. Yani bilmiyorum bunu hiç duydunuz mu ama zaten çok küçük bir şehir olmasına rağmen sanayisi çok geniş. Sanayiden ötürü de maddi gücü yüksek olan insanların sayısı çok fazla. Ve buradakiler genelde kendini geliştirmemiş maalesef. Bu bir eleştiridir. Yani hani gideyim birine yardım edeyim, gideyim bir kitap okuyayım, gideyim bir dünyayı gezeyim işte. Hani param var, git dünyayı gez. Şehir şehir dolaş. Bunların tek yapabildiği gidip işte Porsche'dadır, Rakar'dadır, değirmendir, kirliktir. Gidip buralara içip 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 arabalarına story atmak. Maalesef. Kızı da böyle, erkeği de böyle. O yüzden böyle bir mekana gittiğinizde genelde görgüsüzlükle karşılaşıyorsunuz. Yalan yok. Yani hadi şişe patlatayım. Hadi konfeti patlatayım. Burada ışıklar çıksın. Benim masama alevli tabak gelsin falan görgüsüzlükleri çok fazla. Evdeki videoya ara vermek zorunda kaldım. Çünkü bu işe gitmek için dışarı çıktığımda aklıma geldi. Uşağın en önemli özelliğini unutmuşum. Havası. Ay arabalar gelmeden hemen söylemem lazım. Şu an utandığım için çok hızlı konuşmak zorundayım. İnsanlar beni var ya kendi kendime konuşuyorum zannediyordur kesin. Dört mevsimi dört mevsim gibi yaşıyorsun. Yani yazı yaz, kışı kış olarak yaşıyorsun. Ani mevsim geçişleri yok. Mesela Edirne'deyken o konuda çok sıkıntı çekiyordum. Çünkü gün içinde dört mevsim yaşıyorsun. Ama Uşak'ta öyle bir şey yok. Tam mevsimini mevsimde. Biraz geç de gelse, erken de gelse tam baharın da tadını alıyorsun. Akşam oturmalarının da tadını alıyorsun yazın. Mesela yazlık bölgelerde ya da Ege'de genelde yazın bile balkonda oturamazsınız nemden veya havanın sıcaklığından. Ama burada bir yaz gecesi geçirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Uşak'ın doya doya övebileceğim en büyük özelliği havasıdır. Şu an mesela ülke genelinde hava kapalı ama o hava şu an o kadar güzel ki yani hem kapalı hem soğuk değil hem yağmurlu benim böyle en sevdiğim havalardan. O yüzden mevsimsel alerjileriniz varsa mevsime karşı ben gibi çok hassassınız çünkü ben çok hassasım kuşağa gelebilirsiniz. Şimdi eve geri dönebiliriz. Çok büyük bir avantajını söyleyeceğim. Yeşillik alan çok aslında Uşak'ta. Arkadaşlarınızla pikniğe gidebileceğiniz, hani oturup mangal yakabileceğiniz, içmeye gidebileceğiniz yerler çok fazla. Yani Uşak böyle özetle. Dezavantajlarınız size göre değişir. Avantajlarınız size göre değişir. Ben sadece olanı söyledim. Artık yorumlamak size kalmıştır. Dediğim gibi sakin bir şehir ama kendi halinde bir şehir istiyorsanız. Bir de biraz başka yerlere yakın olsun, gezmeye gideyim, para biriktireyim diyorsanız gelin Uşak'a. Ama yok. Bana işte ortam lazım, eğlence lazım, her gece başka bir kulüpte olmam lazım derseniz yazmayın. Gelmeyin Uşak'a. Harcarlar sizi burada. Paran yoksa harcanırsın. İlla böyle kulüpte bir şişe patlatacaksın kıza falan. Anca öyle seviliyorsun burada. Bu kadar aradan sonra Uşak'ı anlatmaya mı geldin diyorsanız da evet vallahi Uşak'ı anlatmaya geldim. Olur da geri dönüşler iyi olursa bir gün sizle beraber Uşak'ı da gezebiliriz. Neden olmasın? Zaten toplamda 10 dakika sürer. Bir Taşyaren Vadisi, bir Ulubey Kanyonu, bir antik kent bitti. Tamam. Gerisi hep Şilaks Guru. Başka da bir yer yok. Hadi görüşürüz.